Çok iyi. Şeyde eşyasla devre dışı kaldı. Tam eşek ya, tam eşek. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün oyuna yeni eklenen katilimizle oynamaya çalışacağım. Kurban tarafındayken bu katile karşı oynaması çok keyifliydi. Bakalım katil tarafı da aynı mı? Katilimizin 3 özel perküyle gireceğim bugün. Bakalım oyundaki etkileri nasıl oluyormuş? Hızlı bir şekilde onları anlatayım. İlk perkümüz Cebri Tereddüt. Bir kurbanı yere düşürdüğümüz zaman o kurbanın 16 metre yakınındaki diğer bütün kurbanlar 10 saniyeliğine topal durum etkisine giriyor ve hareket hızları %15 azalıyor. Bir diğer perkümüz genetik sınırlar. Bir kurban iyileştirme eylemini bitirdiği zaman 24 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyor. Yani kıvrak, ani depar, kum torbası gibi perkleri kullanamıyor. Bir diğer perkümüz makine öğrenmesi perkü. Bu perk bir jeneratöre tekme attığımız zaman çalışıyor. Ve bu perk etkinken tekme attığımız bir sonraki jeneratör tehlikeli hale geliyor ve sarı yanmaya başlıyor. Bu sarı yanan jeneratör kurbanlar tarafından tamamlanırsa tespit edilemez hale geliyoruz. Yani kurbanlar kalp atış sesimizi duymuyor ve kızıl lekemizi göremiyorlar. Bunun yanı sıra 20 saniye boyunca %7 sürat durum etkisi kazanıyoruz. Yani hızımız artıyor. Son perküme de çıkmaz koydum gençler. Bu da şu işe yarıyor. Bir jeneratör tamir edildikten sonra en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör 20 saniyeliğine engelleniyor. Hızlı bir şekilde eklentilerimi de anlatayım. İlk eklentim tanılama aleti. Eline EMP alan kurbanların haresini 6 saniye boyunca ortaya çıkarıyor bu eklenti. Hani bu katile karşı oynarken sandıklardan bir cihaz alıyoruz ya gençler. EMP'den kastı o. İkinci eklentimizde aşırı farkındalık spreyi. Bir kurban izliyken, yani kameramızı kullanarak bir kurbana ateş ettiysek, dehşet alanımız sanki o kurbanın yakınındaymış gibi duyuluyor o kurbana. Böylece biz o kurbanın gerçekten yanında mıyız değil miyiz bunu anlayamıyor. Arkadaşlar, gerizekalı kurbanlar bu haritayı attığı için benim canım robotumu burada oynamak zorunda kalıyoruz. Şuraya direkt bir tane tükürsem ha. Aha! Merhaba! Yavru! Lan kendime sıkıyordum amını. Ha, sen diyorsun ki oraya gözükmüyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar, buna virüsü vermeyi başardık. Lan. Hemen şöyle ışınlansam buna. Palet hızım için onu yapmaya çalışıyorum da. Şimdi ışınlansam adamı. Lan oğlum, onu atmak için değil. Alo! Ha, şimdi adamı ışınlandım arkadaşlar. Güzel. Farkı kapattık bir tık. Bir tane şöyle vuralım. Tekrar ışınlandım. Çözdük mü? Çözdük mü hemen killer'ı? Ananı s**im, orada pencere varmış. Bence iyi oynadık. Bence iyi oynadık. Güzel başladık. Arkadaşlar, zaten perklerim de bir tık kötü, hatta hepsi sarı gördüğünüz gibi. O yüzden genel mantık olarak merhabalar canım. Genel mantık olarak tabii ki şey olarak oynayacağım. Bu sıçtı. Ha, tamamen hani chase odaklı, katilin özelliğini gösterme odaklı. Jammen bitiyorsa bitsin. Bu arada maçı inanılmaz uzun sürede buluyor. Videoyu sabah çekiyorum, yemin ediyorum edit yaptım arkada. Maç bulurken bir tane maçın editini bitirdim. Öyle diyeyim ben size. Oo, bu kamera burayı niye görmüyor oğlum? Ha, şu görüyormuş. Bir daha ışınlan şimdi buna. Aa, şerefsiz devre dışı bıraktı. Merhabalar. Galiba tam olarak anlayamadınız beni. Sana bir tane şöyle. Sattın. Bak hala cam bitiyor arkada. Allah'tan 2-3 tane hook aldık ha. Aha, biri DC oldu. La bu hala devre dışı ya. La bu adam mı devre dışı? Şey, aynen, bu adam devre dışı oldu arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Şimdi bunları buradan böyle kovalasam, tamam mı? Sonra şuna geçsem. Çok güzel. Bir atış daha yapılır mı? Yapamıyor muyum şu an? Bak yine devre dışı bırak. Oğlum, o arkadaki çocuğu kim? Anasını belledi jenlerin. Yani ben burada güzel güzel oynayayım dedikçe. Bak hemen diğer jene hemen. Dur, onu bir indirelim arkadaşlar ya. O bizim için tehlikeli bir vatandaş. Şöyle şunun yanına bir gidelim hemen. Bu arada inanılmaz eğlenceli. Yani zorluğu kolaylığını sonra konuşuruz. Katil inanılmaz eğlenceli. Çok iyi. Lan adamı tutturamadım, anasını satayım. Bir şey diyeceğim, ben bitirdim bu killer'ı. Yeni main'im.
Yeni main'im hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sadece kameralarını biraz daha taktiksel atmalıyım. Yani jenlere yerleştiremedim şu an tam olarak. Şimdi tam bu saatten sonra biraz jen tutma zamanı. Şu jene de bir tane yerleştirelim. Merhabalar, galiba buraya gelecektiniz beyefendi. Sonra nasıl oluyormuş kanka sonra? Jeni durdurdun, tamam. Buna hızlı bir şekilde ışınlansam var ya süper olurdu ya. Ay, ışınlanamadım adama. Acayip iyi olurdu ışınlanabilsem. Ulan hızımı yavaşlattım, kötü mü oldu acaba? Tam bilemedim ama dur yetişiriz gibi. Güzel. Biz jenleri umursamadık da adamlar da bizi umursamadı. Chase'lerde başarılıydık. Güzel ama dediğim gibi arkadaşlar test server'ın amacı da bu zaten. Çok iyi. Bir tane daha atış. Merhabalar hocam. Bak tam şeyle yanlış timingle kırdı onu. Ya biraz daha erken kırabilseydi. Bir tane daha attık. Çok iyi. Hey canım. Hey canım. Hey canım, tamam. Hiç jen yapmadın zaten. Hiç yapmadın. Hani katile karşı oynayayım, biraz güçleneyim falan. Hiç gerek yok değil mi canım? Lan piç, nereye gittin? Önümü arkamı şaşırdım anasını satayım. Bebek arabasına takıldı sanki orada birileri. Merhabalar hocam. Bu ne yapıyor? Sal ve öldür beni mi diyor. Genlerini ele geçirdim arkadaşlar adamın. Artık DNA'sı bende. Merhabalar. Ya şerefsiz. Lan. Aa, kendisini de iptal etti tabii, doğru. Sen bir tık kaşınıyorsun ama şu an. At artık şunu. Devre dışımı kalıyorum. Aha, yo. Adamı atmışım. Işınlandım bile sonra da. Merhabalar hocam. İnanılmaz keyif alıyorum yani şu an. Killer oynamaktan keyif alıyorum arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Yine attım. Ve tarafa doğru geldiğini zaten gördük. Merhabalar hocam. Sana bir ışınlanayım ya, ne diyorsun? Devir bakayım paleti. Hop, zor palet kırıldı. Evet, gerizekalıyız arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Tamam, al arkadaşını. Madem öyle arkadaşlar, biz de bir 4K'yı isteriz ya. Gayet güzel. Tamam, yeter, başka maç oynamaya gerek yok. Yapacağımız her şeyi yaptık. Kameraları biraz daha iyi yerleştirmeyi çözersem, aynı bu şey mantığı gibi, işte Trapper hani tuzak falan ayarlıyor ya maç başında, ya da Hack. Onun gibi jenleri kameraya yerleştirsem, kalan kameraları da chase'lerde kullansam, müthiş, acayip keyifli bir katil. Gençler, eklentilerimden bir tanesini değiştirdim. Taktığım ikinci eklentiyi anlatayım hemen. Parıltılı kristal parça adı. Bir biopod oluşturduğum zaman o biopodun 6 metre yakınındaki kurbanlar katil içgüdüsüyle birlikte 5 saniye boyunca bana gözükecek. Gençler, arkada edit bitirdim. Utanmasam gidip 1 saatte kestirecektim. Yeni buldum maçı. Normalde 3-4 maç killer oynuyorum biliyorsunuz ama PTB'lere özel böyle 2 maç oynamış olayım. Gerçekten çünkü 1-1,5 saatte falan buluyor maçı. Bir de The Game attı gerizekalılar. Şimdi şöyle göstereyim. Az önce Haddonfield, şimdi The Game. Yani bir salmıyorlar ki kaderimizle, baş başa kalalım ya. Aha. Tamam, çok güzel, onu hemen yerleştirdik bir tane. Şu jeni de tekmeleyelim ki arkadaşlar, perkümüzü aktif edelim. Nereye gitti bu oğlum, ey maşallah kanka. Tamam, keşke atmasaymışım ya, bu kadar korkacağını bilseydim. Lan ne yapıyorsunuz lan burada ha? Tuvalet jenini mi yapıyorsun? Şu jeni de lanetleyelim arkadaşlar. Şuraya şeyimizi de bırakalım. Oğlum burada niye iz var sürekli? Ha, bu jeni mi yapıyor oradaki? Merhaba. Bak şerefsiz ya. Zarinacım yani hele şükür sonunda kamera harici bir şeyle karşılaşabildik. Aa, paleti de kırmam lazım değil miydi? Neyse, çok hızlı kıracağız. Onu düşürdüğümde, yanına ışınlandığımda paleti de kırmam gerekmiyor muydu ya? Tuttur şunu artık. Şöyle M1'i sallasam, çok güzel. Zekice hareket. Ama ona da yetişecek işte. Oğlum bunu kim kurtardı ya?
Ya senin atacağın chase'in de, senin de, yapacağın işin de. Map güçlü yani. Bu kez de bir zorlanalım arkadaşlar, sıkıntı yok. Çaktırmadan Jhin'i de bitirmişler arkada ne ara bitirdilerse. Lan ne oldu, ne ara aldınız, bir dur. Mac'cim merhaba. Bir dakika ya, sen ne yapıyorsun orada? Gel bakalım. Bekleyelim bari o süresini arkadaşlar. Anahtarı da var. Anlaşılan bize tehlike oluşturacak. Kurtarılmışsın, kaç git de mi yani? Hani bana niye kolay avlıyorsun ki sen? He, sonra? Sonra Mac'cim? Alo, atacağım mı oğlum? Alo? Bunun olayı ne? Bir tık sattık. Bu kim amına? La oğlum. Arkadaşlar maçta bir şeyler yaşanıyor ama. Siz ananı... Ay, ay. Merhabalar Megiş. Aa, burada palet yok mu lan? Ha, paletin niye yok burada? Oyunda böyle biri varmış ya. Oyunda arkadaşlar neyin sağında birisi varmış. Elinde de EMP. Elinde de EMP. Bir de kıvrak attı bana boş boş. Dur. Adama ateş edecektim anasını satayım. Lan neye geldim? Oğlum ora nere? Allah belanı vermesin. Yanlışla bir de fake atmış gibi bir şey oldum ya. Aha. Biopod'un 6 metre yakınında kim varmış? Hiç işe yarayacağını düşünmemiştim. Yuh. Lan. Oğlum ne oldu? Bu bir de giderayak paleti attı ya. Giderayak bir de paleti attı ya. La oğlum o palet niye duruyor? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Bir tane sıkayım la. Bir tane ateş. Hah, çok iyisin. Ya onu yok mu etti o hemen? Oradan bir de aşağı inmedi, tamam. İşimize gelir. Oğlum şunun arkadaşlar bakın ben mi yanlış biliyorum, kırması lazım değil mi? Merhaba. Tamam paleti çok hızlı kıracağız. Çekil önümden sürtük. Bak paleti niye kırmıyor? Bunu da kır. Allah'ın belası harita, Allah'ın belası harita. Bu bezdim senden, bıktım senden. Lan aşağı düşsem ya. Dur şimdi şuna topal verdik, çok kaçamayacak. Bak 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 hızını görüyor musun? Bak hızına bak. Gerizekalı gibi bak. Aha dur sattı. Baba bak hala yavaş. Lan bayağı iyiymiş ha o. Canım. Nancy'cim ne yaptın ya? Hadi saldım. Hadi iyi niyetime yine. Ben oyun oynamak istiyorum arkadaşlar. Şu an maçı kazanmak değil. Merhabalar. Orada slug'la bitirirdim işi çoktan ama. Çok iyi. Şey de eşyasla devre dışı kaldı. Tam eşek ya. Tam eşek. Güzel. Katile yavaştan alışmaya başlıyoruz. Gerçekten inanılmaz keyifli yani. Bak şerefsiz. Önce onu devre dışı bırakacak. Sonra onu alacak. Al bakayım Baron'u. Bak şimdi God Palit da beni kör ediyor arkadaşlar. Büyük bir hata. Niye büyük bir hata? Farkı açamamış oldu çünkü anladınız mı? Bakın, bakın arkadaşlar. Olmamanız gereken bir insan türü. Var mı bunun hala cihazı mihazı? Zor dışınlanması. Aa keşke özelliğimi kullansaymışım, hızlı kırardım. Müthiş yaptı yalnız. Bilerek mi yaptı bilmiyorum da müthiş yaptı da. Benim anlamadığım bir şey var. Kurbanın yakında ışınlanınca bu palet kırma olayı neden olmuyor? Hızlı volt. Ne oldu, bir şok geçirdin? Ha? Güzel, her şeyini göstermiş olduk karakterin. Palet kırmasından ışınlanmasına. Kancalar gözükmüyor. Bu hangi avantajda oluyordu lan? Bak. Ya Zarina yemin ediyorum bomboş bir insansın. Bir de hiç'i bulur. Gençler diste yeterli alan olmadığı için Chase'in tam ortalarında bir yerde kayıt donmuş, yeni fark ettim. Adam hiç'i buldu ve gitti. O salak saçma perk sayesinde wiggle attı, hiç'i buldu ve gitti. Neyse gençler, genel olarak katil çok keyifliydi, çok keyif aldım. Özellikle ışınlandıktan sonraki hız aşırtma modu çok keyifli. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Katille ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.